Almanya'da şu anda pazartesi dönemleri, Pfingstferien dedikleri tatil var. 2 hafta boyunca tabii bu tatil dönemlerinde bizim işlerde tatil oluyor. İnsanlar yurt dışına çıkıyor, gezmelere gidiyor. O yüzden tabii şehir biraz azalıyor. Tek avantajı trafiğin rahatlaması. Onun haricinde gel gelelim para kazanıyorsun, o sıkıntı. Her durak dolu, kımıldamıyor. Şimdi en son duraktan 2 saat sonra çıktım. Evet, 2 saat bekledim. 20 euroluk bir turum yaptım ve şimdi tekrar dönüyorum. Umarım iyi bir şeyler yakalarız. Yok maalesef, bir radar daha var. 50 yakın düşmanız lazım. Merkezde iş olmayınca artık şansımızı yukarıdan hastanelerde deniyoruz. Bazen iyi bir far yakalayabiliyorsunuz yukarıda. Daha önce de söylediğim gibi kumarhane, işte bir şans belki yakalarız. Belki birisi taburcu olur. Bazen yukarıdan diğer hastanelere, başka kentlerde, şehirlerdeki hastanelere acil kan götürmeleri oluyor. Bize başvuruyorlar. Kan götürüyorsun diğer şehirlere. Onlar da zaten gönüllü kurtarmana yardımcı oluyor. Bakalım hayırlısı, inşallah belki şansımız vardır. Şu anda yukarıda kaç araba olduğunu görmüyorum. Daha doğrusu bilgisayara bakmam lazım. Araba kullanıcı zor oluyor. Tünelden sonra da çok radar koyuyorlar. Mobil hazır yerde duruyorlar. Böyle kendisini yeşil olduğu için yeşil içini bazen fark edilmiyor bile. Hep süremesi aslında biraz şerefsizlik. Biraz da para tuzağı. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Yine bir yol tarihi var. Voltları kesiyorlar yine. Ne yapıyorlar da burada yine voltları kesiyorlar. Yani Ulim'de her Allah'ın günü bir sürprizle karşılaşabiliyorsun. Ya küçük bir böyle bir inşaat olur ya o keserler. Yani bir kapat, yani kapatılmadığı gün yok. İllaki bir engel var. Alıştık artık diyeceğim ama hani bazen de gerçekten rahatsızlık veriyor. Şimdi tepelere doğru çıkıyoruz yavaş yavaş. Yukarıda görebiliyorum şu anda. 3 araç var. Bir tane de sipariş var. Yani sipariş dediğim daha önceden birisine taksiye ihtiyacı oluyor. Belli bir saat söylüyor. Çok saat burada taksi lazım. Nereden lazım? Sonra merkez gerekli bilgisayara bildiriyor. Saat kaç demiş bu sipariş? Saat 15 geçir. Yani tam yarım saat sonra yine gidecek. Nereye gidecek bile değil. Genelde bu oyun siparişler iyi olur. Spontane olanlar çoğu zaman daha iyi oluyor. Ama yine yukarısı bir kumarhane gibi. Hani ne çıkacağı belli değil. Gün geliyor. 2 tane turla bütün gününü kapatabiliyorsun. Kurtarabiliyorsun. Gün geliyor. 10 tane 15 tane tur yapıyorsun ama 100 euro bile toparlayamıyorsun. Bu kadar abartmayayım, hani bir 150 yaparsın ama çok zor günlerde oluyor. Şu anda gireceğim yer üniversite hastanesi. Direkt ileride askeri hastanesi var ve bir de rehabilitasyon hastanesi var. Bu yukarı zaten meşhur, Almanya çapında da meşhur bu bölüm. Science Park dedikleri, hani bilimden çok uğraşılıyor burada. Ar-Ge'ler var, hatta Mercedes'in Ar-Ge'si var ki duyduğuma göre herhalde kapatıyormuş. BMW'nin Ar-Ge'si vardı. Nokia'nın Ar-Ge'si burada. Continental, otonom sürüşler için yukarıda büyük bir Ar-Ge'si var. Artık gelecek bu. Yani yapay zeka piyasayı zaten alt üst edecek. O yüzden her büyük firma gerçekten bu treni kaçırmamak için büyük şehirlerde Ar-Ge'lerini kuruyorlar. Ve nitelikli insanları tabii ki yetiştiriyorlar. Ve gerçekten para yatırıyorlar herhalde. Yani bunun da meyvelerini yani bir 5 sene sonra, 10 sene sonra almaya tekrar başlayacaklar. Zamanında nasıl otomobillere para yatırdılarsa bu Almanlar ve dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı oldular. 3 kere dünya ihracatta dünya şampiyonu olan bir ülkedir sonuçta. Ve yıllık 400 milyar euro sadece otomobilden gelir elde ediyor. Bu da nasıl oldu? Tabii ki Ar-Ge'ler, yatırımlar, nitelikli eleman yetiştirme. Onların meslek okulları zaten dünyaca meşhur. Meslek yapacağım ama 3 sene, minimum 2,5 sene eğitiyorlar. Mobile yapacağım diyelim. Ben mobile usta olmak istiyorsun. Ama adam diyor ki yok kardeşim 3 sene diyor öğreneceksin diyor. 3 sene bunun eğitimini alacaksın. 3 sene sonra da her yerde bu konuda kendi dalında iş bulabilme şansın oluyor. Yürümüş burası. Evet, ikinci araç olarak giriyorum ki normalde ikinci olarak buraya girmen çok çok nadirdir. Burası üniversite hastanesi. Şöyle göstereyim. Çok büyük bir alan arkadaşımız. Gerçekten çok büyük. Şimdi böyle belli olmuyordur ama çoğu zaman helikopter gelir buraya iner. Sağda kan göz buradan yatıyor herhalde. Sağlı solu durabiliyoruz burada. Şimdi bakalım kısmetimizde ne var. İyi arkadaşlar, iyi İş aldık. 10 dakika bekledik. Fazla beklemedik. Hastanenin içinden bir materyal alacağım. Genelde kan örneği oluyor. Kan örneğini diğer hastaneye götürüyorsun. Ondan sonra 16 euroluk bir iş. Şurada.
bir tane biletimiz alalım. Gel bakayım. Açılsın. Selam. Hastane alanına girdik. Sağ tarafta yeni bir şey yapıyorlar. Burada o kadar çok bölüm var ki yani içerisi gerçekten küçük bir köy o kadar büyük. Şuradan sol tarafa park edeceğim. Taksiye ait olan park yerleri. Hastane alanının içine gireceğim. İçeride bir çekim yapmak yasak. Sonraki videoda görüşmek üzere. Materyalimizi aldık. Şöyle nereye gidecek? Çocuk hastanesi immunologi labor. Yani laboratuvara götüreceğiz. Karşılığında şöyle bir şen veriyorlar buna. Bu kağıttan 16 euro bu. Bunu alıyoruz. Santra'ya veriyoruz. Onlar işlemden geçirdikten sonra yaklaşık 4'ten 6 hafta sonra parası geliyor. Tabii bunları çocuk hastanesine doğru yol aldık. Çok da umduğum bir şey bulamadım ama neyse buna da şükür diyelim. Benim gibi tatil var. Tatillerde fazla iş olmuyor. Tarifine göre alt kata girip teslim edeceğiz. Şöyle artık burada durayım. Nasıl bir park etmeleri varsa artık. Birazdan görüşürüz. Şimdi aşağıya doğru, merkeze doğru tekrar gidiyorum. Bu hemen sol tarafımızda da kulak, burun, boğaz hastanesi var. Bunun önünde de zaten bizim durağımız var. Ama şu anda zaten durakta 3 araç duruyor. Bir tane de oraya doğru gittiğini bildirmiş. Yani muhtemelen kalacaktır 4 araç. Tabii ben önceden girebilirdim ama orada çok zor bir şeyler yakalamak. Yani genelde kağıt körek işlerine sebep oluyor burada. Hani nakit yapma şansın çok az. Yani %80 hep kağıt körek işleri. Şimdi büyük benim her zamanki gittiğim benzin istasyonuna gideceğim. Oradan bir çayımı kahve alırım. Bugün zaten işler çocuk. Şöyle burayı da şöyle göstereyim ben size. Yukarıdan aşağı doğru iniyor. Bu şu andaki bulunduğum yer Mislisberg. Şurada ünlü Alman birasının yapıldığı fabrika burası. Bir fabrikası. Böyle aksın. Biranın tadı da fena değil yani. Ve bayağı da eski yani. Tarihini bilmem ama bir 300-500 yıllık vardır yani. Adamlar su içmez. Balık binler, su içecek, bira içerler, tatlı içerler, kola çok tüketirler maşallah. Sudan hariç her şeyi içiyorlar. Burada tekrar bir Almanların kiliselerinden bir tanesi. Tabii yeni nesil kiliseye falan gitmiyor. Bunlar da Almanlar, yani yaşlı olanlar da zaten şikayetçi. Ama tabii dinleri bir şekilde unutturulmuş bu insanlara. Yani bizde durum nasıl bilmiyorum ama umarım öyle olmayız. Hani ileride de inşallah camilerimiz, ibadet yerlerimiz dolar taşar. Bu da tabii ki birlik ve beraberliği getirir aslında. İnsanlar bir araya gelmelidir. Buradaki insanlar genelde eğlence için bir araya geliyorlar. Politik düşünceleri bile fazla. Biraz başına buyruk yaşıyorlar artık bunlar maalesef. Ve ellerinden alınmış bu aile birliği ve aile duygusu daha doğrusu. 16-17 yaşında bile artık evden ayrılıyor insanlar. Neyse burada küçük bir mola vereceğim. Hem lavabo ihtiyacımı gideririm hem de bir kahvemi almış olurum. Kahvemizi aldık, işimizi de gördük. Şimdi tekrar durağımıza doğru gidiyoruz. Otobüs, şey, tren garında ne kadar bir şey var? Şu anda 10 araç var. 11 oldu. Ben gidene kadar herhalde 12-13 olacak. Çünkü çevresinde de 4 araç var. Neyse be, sağlık olsun. Biz de yakalanır bir şeyler. Açlıktan ölen bir mezar yok derler. Biz de yaparız. Hem çok şükür hava da açtı be. Beni 2-3 gündür gerçekten şöyle gökyüzünü gri bir tabaka kaplamış. Bırakmıyor arkadaş. Işık bile sızmıyor yani o derece. En azından bir teselli oluyor. Çok şükür. Kendimizi bildirelim. 12. araç olarak kendimizi bildiriyoruz. Şu anda buraya çekiyorum arabayı. Önden azaldıkça arkadan böyle takviye yapıyoruz. Abi nerede bekliyor? Hayırlı işler abi. İnşallah. Arkadaşın geç.
Geçen hafta aracını çalmışlar. Kapının önünden bile, taksisinde daha doğrusu. Ve İsviçre'de Basel'de bulunmuş. Arabayı bırakmışlar bir kenara. Polis de bakıyor. Hani birkaç gündür burada duran araç neyiniz falan diye. Alman plakalı bir taksi. Oradan polis alıyor arabayı, çekiyor. Ondan sonra bir de Basel'de bu kişi radara girmiş. Bakalım çalan kişiyi bulabilecekler mi? Muhakkak bulurlar. Çünkü araba tracking yapılıyor zaten. Mercedes tarafından sürekli takip edildi. Gitti yollar falan. Biz de merak ediyoruz. Evet, sıra bizde. Şu anda en ön pozisyondayım. Bakalım kısmetimiz ne olacak. Deminki abimiz çok yakın bir yere gitti. Yüzü biraz ekşimişti ama ne yapsın. Müşteriyi aldık, getirdik. Orta şeker bir müşteriydi. Hem kendisi hem de turumuz. Güzel. 35 yıllık bir tur yaptık. Şimdi Westplatz'a geldim. Yani batı alanı diye tercüme edeyim. Bakalım şu anda ikinciyim. Buradan da belki iyi bir şeyler yakalarız. Görüşürüz. Hatta önümde bir tane Lambo var. Canavar gibi bağırıyor. Beklerken babayı aldık. Bekle babam, bekle. Ondan sonra gelsin bir tane nene. Bir de rollator diyoruz, bu arabası var böyle. Götürdük huzur evine. 5-50 mine tuttu. Kafayı yedirtti bana ya. Bir de o makineyi işte arabaya sığmadığı için böyle katlamam lazım. Her cihazda farklı kardeşim. Öyle olmuyor, böyle olmuyor. Anlatıyor, bir de yavaş yavaş anlatıyor böyle. Bu yaşlılarda da bir sakinlik var. Bazen adam deli ediyor abi. Şu sakinlikleri bile deli ediyor. Sakin sakin anlattı. Neyse çözdük olayı, koyduk bagaja, bıraktık. İki saatte inemiyor arabadan. Yaşlı ne yapsın? Biz de bir gün yaşlanacak ama dayanmıyor kardeşim. Sabır dayanmıyor işte. Neyse, bugün şimdilik saat 2 olmuş, hala açım açım açım. Bakalım, bekliyoruz işte. Ne çıkacak bahtımıza? Bir günah işledim ben ya. Bugün niye param yok benim? Arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. İşimizi bitirdik. Şimdi arabamızı teslim ediyoruz. Yarın sabah tekrar başlayacağız. Yeni bir güne, inşallah daha iyi bir güne diyerek saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.